Gezi Dokuya programımızın ikinci bölümünde şu anda Nevşehir Merkez ilçemizde bulunan Kayaşehir'deyiz. İzleyenlerimize iyi seyirler diliyorum. Artık Kayaşehir'de bulunan alanlarımızı bizzat yakınına giderek tanıtımlarını yaparak halkımızla, izleyenlerimizle buluşturmaya çalışacağız. Efendim şu anda Kayaşehir'imizin içinde bünyesinde bulunan eski bir döneme ait, net tarihi, yapım tarihi belli olmasa da Karamanoğulları Beyliği döneminde falan kullanıldı. Roma yolu ve Bağdat yolu üzerine kurulmuş olan Nevşehir Kalesi'nin giriş kısmında bulunuyoruz. Şu anda kalenin bulunduğu kısım 1343 rakımlı bir yerde bulunuyor rakım olarak. Bu kalenin alanı yine aşağı yukarı 1,5 dekara yakın bir alanı kapsamakta. Kalemizde 42 mazgal bulunmakta. Kalemizin burçları var. Tabii ki iki giriş kapısı bulunmakta. Şu anda kalemizi içinden görüntülerle programımıza devam etmek istiyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Efendim burası bir köyüken, Muşkara isminde köyüken Damat İbrahim Paşa memleketin yetiştirdiği Osmanlı'da sadrazamlığa kadar yükselen Damat İbrahim Paşa döneminde burası şehir olmak üzere teşvikler alıyor. Teşvikler içerisinde Damat İbrahim Paşa bölgeye ilk etapta cami, imaret, bir külliye yaptırıyor.
Dolayısıyla civarda yaşayan insanların buraya yerleşik hayata teşvik ediliyor. Damat İbrahim Paşa'nın dönemi 1718'de 1730 yılları arasında. Damat İbrahim Paşa ilk burayı imara açtığında ilk yaptığı şey külliye. Aşağıda görüntülerini yine alacağımız olan külliyeyi yaptırıyor. Külliye yaptırma sırasında burası da tabii ki kalemiz, üzerinde bulunduğumuz kale restore görüyor. İlk restoreyi o dönemde görüyor. Daha sonra 1955'lerde Kültür Turizm Bakanlık eliyle yine bir restore gerçekleştiriliyor. Şu anda iki kez restore edilmiş şekli kalenin Nevşehir'e en hakim noktadan izlemesi mümkün olan bir nokta burası. Yaklaşık 437.400 metrekare alanda oluşturulmuş olan Kaya Şehri'mizi gezmeye devam ediyoruz. Kaya Şehri diye bilindiğimiz bu alan Nevşehir'in ilk kuruluş yeridir. Daha doğrusu kalenin eteklerinde olan eski mahallelerin arkeolojik bir alana dönüştürülme olayıdır. Burada tabii ki tarihi süreç Kayaşehir'de devam etmiştir. Süreci devam eden bu olayların da içerisindeki tarihin ortaya çıkartılması olarak da bu projeyi tanımlayabiliriz. Bu projenin yerleşim alanı olarak kabul edilen alan aşağı yukarı 123.000 metrekarelik alan yerleşim alanı üzerine oturtulmuş. Bu yerleşim alanlarında geçmişte ne vardı? Tabii ki Nevşehir'in ilk camisi, daha sonra Damat İbrahim Paşa döneminde yapılmış olan cami bu alan içerisinde bulunmaktadır. Biz gezimize devam edelim. O eserlerimizi gördükçe, karşılaştıkça seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz. Kayaşehir'imizin Etnografya Müzesi'nde bulunuyoruz. Etnografya Müzesi'nde yine bu Kayaşehir'in ortaya çıkartılırken yapılan kazılarda bulunan etnografik malzemeler sergilenmektedir. Evet, iç kısma doğru geçiyoruz.
Kaya şehrimizin tarihinin oldukça eski uygarlıklara ait izlerin de bulunduğunu söylemiştik. Yine burada kaçış tüneli olarak bildiğim bilinen bir yer. Kaçış tüneli tabii ki gizli olarak bölgeden geçişlerde kullanılan alan. Yine kaçış tünelinin önünde sürgü taşını görüyoruz. Burası Türk kültüründen önce Roma'ya kadar uzanan birçok döneme şahitlik eden bir bölge. Dolayısıyla birçok kültürden izleri Kayaşehir'de bulmamız mümkün. Burası da onlardan birisi. Daha sonrası gelen kültürler yine buralara eklemeler yapmışlar. Kayadan oyma olarak başlayan mekanlar önlerine yığma yapıya doğru bir süreç izlediğini görüyoruz. İşte gördüğümüz gibi bu mekanlar yerine göre hayvan barınağı olarak kullanılmış, onları görüyoruz. Yerine göre şırahane yapılmış, üzümlerin suyunun çıkartıldığı, sularının döküldüğü bolum kısmını görüyoruz. Burasının tarihinin oldukça eski olduğunu, Roma, Bizans dönemine kadar uzanan yapılar olduğunu bahsetmiştik. Dolayısıyla burada Hristiyan kültürünün izlerini de görmemiz mümkün. Haçlı oda dediğimiz bölümde bulunuyoruz şu anda. Evet, karşıda haç görüyoruz. Şu anda Kayaşehir'imizin tarihi alanlarından birisi olan yine Manastır bölümündeyiz. Manastır bölümünde oranın sorumlusu olan Semih Bey'in Semih İstanbullu oğlundan bu alanla ilgili direkt kendi uzmanlık alanı alanla ilgili bilgileri bize aktarsın. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bölgemizin en eski mekanlarından bir tanesi. 6. yüzyıldan itibaren günümüze kadar sürekli bir yaşam olan bir yer. Ve 6. yüzyıla tarihlediğimiz ilk yer burası. Gördüğümüz gibi tavandaki haç motifi ve palmiyelerinden kaynaklı evet. Kabartmalara dikkat ettiğimizde Çavuşin'deki Agatangelos Kilisesi ile çağdaş olduğunu, aynı zamanda müzemizin ve üniversiteden doçent doktor Tolga Uyar'ın da katkılarıyla bu gördüğünüz müştemilatlarıyla birlikte 6. yüzyıla tarihlediğimiz çok güzel bir manastırımız burası. Evet. Kayaşehir kompleksinin içerisinde şu anda Kaya Cami dediğimiz Nevşehir'in en eski camisi olduğu düşünülen Kaya Cami önündeyiz. Kaya Cami ilk etapta kayaya oyulmak suretiyle cami olarak kullanılmış. Daha sonra bu önüne yapılan yapı daha sonraki dönemlerde mahallede oturan insanların ortak katkısıyla oluşturulmuş bir cami. Thank you.
da Kayaşehir'in yine burası geçmişte mahallelerin olduğu, insanların yaşadığı bir alan olduğu için bu insanların ortak kullanım alanları, ortak ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardan birisi de Bezirhane dediğimiz alandayız. Bezirhane'de geçmişte keten tohumu, zeyrek gibi bitkilerin çekildiği, bu bitkilerin yağının alındığı, bu yağlar aydınlanmada ve yemekte kullanıldığı dönemlerde oldukça işlevsel alanlardan birisi. Bezirhane olarak Kayaşehir'de şu anda mevcutta iki tane bezirhane bulunmakta. Birincisi burası, diğeri de yine görüntülerimizi de görüntü olarak yansıtacağız. Türkiye programımızın değerli izleyicileri, CT Haber'de yayınlanmakta olan programımızın ikinci bölümünün son kısmını yine Nevşehir'in görülmekten geçilmeyecek en önemli mekanlarından birisinin önünde tamamlamak istiyoruz. Burası 1726-27 yıllarında yapılmış olan, yine bölgenin yetiştirmiş olduğu Vezir-i Azam Damat İbrahim Paşa dönemine ait Kurşunlu Cami ve Külliyesi. Burada caminin yanında medrese, han, hamam ve kervansaray bulunmaktadır. Muhakkak gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisidir. Programı kapatırken saygılar sunuyorum.